Gizem, salı günü Esin'e 2.30-3.30 arası diyelim. Tamam. Bu arada 4 ile 6 arasında Süreyya hocamın dersi var. Süreyya Hanım bu hafta işleri yoğun. Biz Meltem'le paylaşırız. Tamam, peki. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Haftalık program. Benim haberim yoktu. İşte spontan gelişti. Haber verseydin gelirdim ben de. Bu saatte gel dedin diye geldim ben. İşte birden toplantı çıktı. Bir iki dakika konuşalım mı seninle? Yok, işim var. Arkadaşlar, müsaade eder misiniz bize 2 dakika? Ya Dilara, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sabah nasıl ettim biliyor musun? Sen deli oldun. Ne bu böyle şimdi toplantı saçmalığı falan? Ya kızım... Ya ne olur yapma bunu. Ne olursun yapma. Dilara, ben seni ne kadar seviyorum bilmiyor musun? Dilara, ben yanlış yaptıysam bile... seni korumaya çalıştığım için yapmışımdır o yanlışı. Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama nasıl düşünürsün ya? Benim senin arkandan iş çevirebileceğimi nasıl düşünürsün? Nasıl seni satacağımı düşünürsün sen? Biz vallahi Adem'in tepkisini bilmediğimiz için sustuk. Seni böyle bir yükün altında bırakmak istemediğim için sustum. Ama özür dilerim, haklısın. Özür dilerim. Bitti mi, konuşabiliyor muyum? Ben de sabah zor ettim. Gece boyunca da düşündüm durdum. Ve bir karara vardım ben. Ben artık seninle çalışmak falan istemiyorum. Tek çözüm bu. Eğer ki hisselerini olması gerektiği gibi uygun şartlarda bana bırakırsan ben çok sevineceğim. Ne? Ne diyorsun ya Dilara? Ne diyorsun? Burası bizim hayalimiz. Burayı biz kurduk seninle. Her santimetre karesine kadar biz karar verdik. Sen ne diyorsun? Biz. Beraber. En büyük emeği ben verdim Süreyya. Canın istemedi, gelmedim. Ev uygun değildi, gelmedim. Kalktın kafana esti, pırağa gittin. Haber bile vermedin. Ne ben umurundaydım ne okul. Ben hep buradaydım. Ben okuldaydım, bırakmadım hiç. Ben çocuğumu kaybettim. Buraya gittim. Bunu mu koyuyorsun sen benim tabağıma şimdi? Haşa. Haşa. Benim senin tabağına bir şey koymak ne haddime Süreyya ya? Ya bizim dramlarımız ne ki? Seninkilerin yanında anca arkada vokal yapar. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Sinirden kendini kaybettin, sonra konuşuruz. Ben çok sakinim, ne dediğimi de çok iyi biliyorum. Her ne kadar senin terazinden geçmese de ben de çok şey yaşadım Süreyya. Bir gün olsun, bir gün olsun şu okulu bırakıp gitmedim ben. Eğer bu okul hala dönüyorsa benim sayemde, benim çabamla dönüyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Nasıl olsa senin artık ihtiyacın yok. Eğer ki bana gerçekten bir iyilik yapmak istiyorsan samimiyetle, kocanın avukatlarına haber ver, işlemlere başlasınlar, ödeme planıyla falan ama. Ben aşağı asla yani. Asla paranı buraya hibe et falan demiyorum sana. Bir dakika. Biz seninle iş ortağı mıyız, böyle çekip gidiyorsun, kestirip atıyorsun beni ya? Biz canız can. Anladın mı? Etle tırnak gibiyiz biz seninle. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bizim okulda yemek yemeye paramız yoktu, onu bölüşürdük ama buranın hayalini biz seninle kurardık. Hatırladın mı? Beni hatırladın mı, hayal kurdun beni? Omuz omuza verip her şeye rağmen yürüyen senle beni hatırladın mı Dilara? Beni nereden kovduğunun farkında mısın sen? Pırak'ta bulmasaydı sen Pırak'ta kalacaktın. Ne bana tek kelime ettin, ne de şu okul umrundaydı. Hayal hayal diyorsun, evet bizim çok hayalimiz vardı.
Buradan aldığımız finansla biz neler yapacaktık? Geçtim yapmayı üstüne konuşmuyoruz. Sen çıkıp sahnede tek şarkı söylemeyeli ne kadar zaman oldu? Süreyya, ikimiz de kabul edelim bence. Sen bizim hayallerimizi kocanla değiştireli çok oldu. Söylemeyeli ne kadar zaman oldu? Süreyya, ikimiz de kabul edelim bence. Sen bizim hayallerimizi kocanla değiştireli çok oldu.